geldin. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın herkese arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ramazan'ın son günlerine geliyoruz artık. Hep birlikte güzel bir iftar yemeği hazırlayacağız inşallah. Tayyar Bey de bugün evde. Uyandık. Lina'nın karnını doyurduk. Şimdi bebeğimizi yıkayacağız önce. Daha sonra eksik malzemelerimiz var. Onları almaya gideceğiz. Akşama böyle çok güzel bir iftar menüsü hazırlayacağım. Sofra kuracağım. Onları da sizinle paylaşacağız. Tayyar Bey de bana yardımcı olacak. Onun da izinin son günleri artık yavaş yavaş. Bu izin dönemi bitiyor. Güzel bir sofra kuracağız. Ailecek oturup afiyetle yiyeceğiz. Bebiş ne yapıyor? Bugün güzel bir iftar sofrası kuracağız hep birlikte. Körülü de yapabilirim. Güzel bir pilav, havuç salatası diye düşündüm. Bir de mercimek çorbası yaparız. Gördüğünüz gibi önce bir evi toparlamam lazım. Yine böyle uyanır uyanmaz önce zıpsıba binip zıplıyor. Tayyar Bey de Ela ile birlikte altını değiştirdik. Şimdi önce onu bir yıkayacağız. Sonra gün içerisinde şeylerimize devam edeceğiz. Şimdi biz Dina'ya kahvaltıda krep hazırlayacağız. Dina da bana yardımcı olacak değil mi anneciğim? Evet. Sonra bugün ne yapacağız? Kardeşimizi yıkayacağız. Sonra akşam yemek hazırlayacağız. Dina da bana yardımcı olacak. Bakın böyle 3 tane yaptık kreplerimizi. Dina çok seviyor krep yemeği. En sevdiği kahvaltıda nedir Dina'nın? Krep. Krep başka? Domates. Sadece krep seviyorsun Dina. Bu kadar mı yani? Hı hı. Şimdi Dina kahvaltıda yumurta yer, peynir yer, ekmek. Ekmek yer misin? Ekmek. Ceviz yer. Ama bu arada ceviz yemiyorsun Dina. Farkında mısın? Hı hı. Bakın. Bakın ne yap? Ondan sonra başka ne yer? Bilmem. Bal yalak. Sonra Ela yıkarken bana yardım edecek misin? Süt. Süt mü istiyorsun? Bekle getireyim. Başka ne seversin içecek olarak? Onu lütfen. Ayran. Evet. Kefir. Bu kadar mı? Anne yemeği. Anne yemeği. Oo. Anne köftesi. Ne? Anne köftesi. Anne babasıyla. Evet. Sütümü seçelim. Afiyet olsun benim kızıma. Ayakta doyduk zaten Nina. Çok şükür. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bugün hemşireler günü. Ben de Özlem Hanım'a böyle güzel, bayağı büyük bir ne derler, gül demeti yaptırdım. Onu Lina'ya birlikte vereceğiz. Lina, gel kızım. Gel Elma. Bu çekirgeyi mi verecek şimdi anneye? Evet. Sessizce yaklaşacağız arkasından, tamam mı? Sürpriz diyeceğiz ona. Nasıl? Tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş gideceğiz. Sessizce yaklaşacağız ve sürpriz diyeceğiz ve onu mutlu edeceğiz değil mi? Evet, çok sessiz olması lazım. Aferin sana. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Anne sessizce yaklaşalım şimdi. Anne sessizce yaklaş. Hadi tık tık yap. Bu nereden çıktı? Bu da abi gül. Neden? Ben yapayım. Bu nereden çıktı? Tayyar Bey. Evet o zaman. Beğendin mi diyene? Yani nereden çıktı bu şimdi? Son demişti artık ama. Yine beni şaşırtıyorsun. Yine bilemadım. Beni şaşırtıyorsun. Böyle bir kocaman bir. Ay çok güzel kokuyor ya. Bayıldım. Bir şey söyleyeceğim. Nereden çıktı bu? Kendiler gibi doğru. Aaa. Unutmamışsın. Ben de bayram diye aldım zannettim. Ben unutmuşum o kadar. Sen normalde unutuyorsun. Hangi unutmuşum? Normalde kadar unutuyorsun hayatım. Ben de bayram diye zannettim. Niye kadınları böyle hediye mutlu ediyor? Niye mutlu oluyor? Şimdi masraf, birileri boşa gidecek şimdi. O kadar gün masraf, parası gidecek. Allah Allah. Ya. Kadınlar niye böyle büyük, caf caf hediyelerden niye sevmeyin? Hayal ve kızartı sevmem misiniz? Kaç tane gül var bunda? Var, 100 tane falan var. 100 tane değil bu Zalyar Bey, 100 tane değil bu. Vallahi çok teşekkür ederim. Peki soru yapalım ama. Nedir? Kadınlar neden böyle gereksiz işe yaramayan hediyelerden hoşlanırlar? Gereksiz sence? Ben hiç gereksiz değil. Bak gül, çiçek, kadınlar çiçektir. Çiçekler su ister. Gül ister. Kadınlar ma güldür, çiçektir. Peki sen kadın çiçek aldın mı? Vallahi almamış abi değil mi? Olabilir. Yalnız evet. Güzel oldu bu. Teşekkür ederim hayatım. Kızım hanım. Bunları hemen suya koyayım. Güle güle kokla. Çok teşekkür ederim. Kokladıkça beni hatırla. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Daha iftar hazırlayacağız. Artık hadi. Bir yıl. Bir yıl yok mu?
Biliyor, kapatıyor herif. İyi, hadi bakalım, tamam. Öyle olsun. Devam ediyor. Özlem Hanım kemeri yine bağlamayı unuttu. Özlem Hanım kemer bağlama alışkanlığını kazandıramadı. Niye Özlem Hanım? Yani bağlıyorum da ya, ben niye bağlamayayım? Aşk olsun. Gün devam ediyor. Market alışverişimizi yapacağız. Daha sonra bugün Özlem Hanım'la beraber İftar son sofrası. İftar soframızı beraber hazırlayacağız inşallah. İnşallah yarın hazırlayabiliriz Tayyar Bey bu Ramazan sefer. Ramazan bayramının birinci gününü idrak etmiş olacağız. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Ülkemiz için, ümmeti Muhammed için, tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. Bir takım ihtiyaçlarımız var. Özlem Hanım onlara liste haline getirdi. Mende neler var Tayyar Bey? Vallahi sen tavuk dedin ama ben tavuğu çok sevmiyorum Özlem Hanım ya. Yani tavuk, organik tavuk bulabilirsek alalım. Tavuk, organik tavuk nasıl bulacağız? O biraz zor Tayyar Bey. Organik tavuk bulamayacağız muhtemelen. Normal markete anca açık. Alışverişimizi yapacağız. Daha sonra eve gideceğiz. İftar soframızı hazırlayacağız. Ne yiyecek bu kadar insan? Özlem Hanım yani tam kapalı olur mu hiç? Bilemiyorum Tayyar Bey. Olmaması lazım. Gördüğünüz gibi park ediyor arkadaşlar. Yani sanki kıtlıktan çıkmışız gibi. İnsanlar marketlere saldırmış yine. Arkadaşlar şimdi Migros'a geldik. Migros'tan eksiklerimizi alacağız ama biraz kalabalık değil mi Tayyar Bey? Hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Hemen hızlı bir şekilde alışverişimizi yapacağız. Malzemelerim eksikse, evde olmayan şeyler var, onları almak zorundayım. Organik. Çok ya. Pahalı. Senin için alıyorum hadi o zaman. Senin için alıyorum. Pirinç vardı evde ama istersen al birazcık. Salatalarımız, sebzelerimizi aldık. Gördüğünüz gibi bezelyeler. Bir manav bölümü var. Tayyar Bey şimdi burada alıyor. Salatalığı da çok seviyor diye alıyoruz. Bir de göbek alalım Tayyar Bey. Evet, markette en son. Şu bebek yoğurdundan tekrar alalım. Tavuk da alalım. Ulan bunun filet halini mi? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Gün hızlı hızlı devam ediyor. İftar saatleri yaklaşıyor. Bugün menüde benim sevmediğim köylü soslu tavuk var maalesef. Normalde bazen böyle kabuğunu incecik soyabiliyordum ama şu anda soyamadım. O yüzden şu bıçak yardımıyla özellikle soyacak olmalı. Çok fazla gidiyor. O soyacak. Yüzden incecik böyle hemen siyah yardımını soydum. Şimdi tarifimiz şöyle. Tavuğu tavaya koyuyoruz. Tavuğu tavaya koyunca iş bitiyor zaten orada. Şeyimizi tavaya koyduk. Bu arada gündüz sütümüz gelmişti. Sütü buradaki bir kasaptan sipariş ediyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz mayalıyoruz. Mayasıyla birlikte böyle getiriyor. Bazen evdeki yoğurt kalınca ondan mayalıyoruz ama şu an yoğurt kalmadığı için bunun mayasını kullanıyorum. Bu şekilde kocaman bir tencerenin içerisinde yoğurdu mayalayacağız. Daha sonra küçük kaplara alırız. Başta da küçük kapla alınabilir ama 2 tane maya kullanıyorum. Bu 2 kaşık gibi düşünebilirsiniz. Azıcık ılık sıcak arası. Yoğurt böyle daha ekşi oluyor sıcak mayalayınca. Bu şekilde ben tercih ediyorum. Ekşi yoğurdu seviyorum. Böyle bir yerde kaymağını bozmadan mayasını yoğurdu içerisine atıyoruz. Daha sonra oradan onu etrafa böyle yayıyorum. Sen yokken ben yoğurdu mayaladım. Tavuklar suyunu salıyor. Tavuklar tavuğun suyunu salıp hafif böyle kızarmaya başlayana kadar devam edeceğiz. Daha sonrasında eğer Özlem Hanım başarabilirse ben de mantarları doğruyorum. Mantarları doğruruyor. Niye başarabilirse aşk olsun Tayyar Bey. Mantar bir bakayım, doğru bakayım. Doğru gösteriyorum. Nasıl soruyorsun? Nasıl doğrayacağız? Bir doğru mı? Böyle işte. İnsan senin yap. İlk defa şu an insan senin bir şey yaptığını görüyorlar. Ya bu yüzden. Sosyal medyada. Ya Tayyar Bey aşk olsun. Evet. Bu yüzden. Hep seni çektiğim için görünmüyorum Tayyar Bey. Hep seni çeken benim. Hep seni çeken benim. Şu kaşığı arkadaşlar böyle ben şeyin içine koyuyorum. Bunu tümüş aldık mı o zaman kaşık koymaya için ama... Bir kere almıştım, kırdım bunu. Sen kırdın, kim kırdın? Bir de arkadaşlar ben çalışırken etrafı her yerde peki dağıtılmasını hiç sevmem. Leke olmasını, çiftlik olmasını hiç sevmem. O yüzden hemen şu dökülen şeyleri temizlemek isterim. Özlem Hanım tam tersine sanki hiçbir daha mutfağa girmeyecekmiş gibi saldım bir tane melon kayar. Aa, döküyorsun atası. Aşk olsun Tayyar Bey ya. Özlem Hanım ne kadar acayip bir insan. Hep hepsi benim değil mi?
Mantarları küp küp doğruyorum. Tavuğumuzu koyduk arkadaşlar. Biraz daha küçük olmak lazım ama. Daha da mı küçük diye. Bir şey söyleyeyim. Bu ne bıçağı? Bir dakika. Bu ne bıçağı sarıyorum? Normal bıçak senin. Burada Trabzon'un Sırbısa bıçağı var. Meşhur menemen. Ya ne gerek var? Et mi kesiyorum? Mantar kesiyorum Tayyar Bey. Trabzon meşhur Sırbısa. Sürmene. Onu mu doğrayayım? Nasıl doğrayacaksın ya? Buradan arkadaşlar Trabzon'a, Karadeniz'lere selamlarımızı göndermiş olalım. Karadeniz ülkemizin bir incisi gerçekten. Karadeniz'i çok seviyoruz. İnşallah bir tur yapma planlarımız var. O zaman ne zaman yaparız turumuzu? En yakın zamanda yaparız Tayyar Bey inşallah. Evet. İnşallah arkadaşlar yakın zamanda. Tabii şu an bebeğimiz yeni doğdu. Biraz daha böyle biliyorsun kendini tutarsın. İnşallah önce bir Maraş, arkasından Akdeniz, arkasından da Karadeniz turu. Arkasından da inşallah yurt dışı seyahatleri planlıyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlıklar devam ediyor. Ben iftar olmadan çayımı da böyle demliyorum. Sırrımı burada da açıklayayım. Kaçak çayla birlikte normal Çaykur'un tiryaki çayını arkadaşlar karıştırıyorum. Çayımı da baştan böyle koyuyorum güzelce. Tavuklar, bunlar bayağı suyunu salmış. Bu suyu biraz daha çeksin. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Evet arkadaşlar, şu an böyle bir yağını katıp daha sonra mantarı katacağız. Bu şekilde kavrulacak. Biraz yağını az katmış olabilir mi o zaman? Hayır be, normal, normal. Sen normal, az yağlı sevdiğin için. Normal, az yağlı sevdiğin için. Şimdi mantarını katıyoruz. Mantarı güzelce yıkadık arkadaşlar. Kabuğunu falan koyduk. Şimdi bu şekilde mantarıyla tavuk karışacak. Kızaracak. Tuzunu ekleyeceğiz. En son kremasını ekleyip, pardon, kremadan sonra köri sos ekleyeceğiz. 2 tatlı kaşığı mı, 2 çay kaşığı mı, ona bakmam lazım. Bu miktar biraz fazla o zaman. Buna 2 tatlı kaşığı ekleyebiliriz. Evet. Bayağı çok bir yemek oldu. Oh. Evet, altını güzelce açalım. Tayyar Şef. Tayyar Şef. Tamam. Hemen bunu ayarlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Salatayı sen de o zaman. Buyurun. Öyle şey olmuyor her şey moderatörlük yapmakla. Olmuyor değil mi? Soru sormakla olmuyor. Ah. Ne yapabilirim? Ah. Ah. Senin elinin tadı daha güzel oluyor o yüzden. Gerçekten. Evet. Gerçekten demiyorum. Ay evet. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Özlem Hanım'dan güzel bir pilav tarifi geliyor. Özlem Hanım. Evet. Nedir pilavımız? Anlat bakalım. Arkadaşlar ben aslında çok pilav pişiren bir insan değilim ama pişirdim de güzel yapalım değil mi Tayyar Bey? Gerçekten. Hep benim pilavımı çok severdim, çok sevdim. Ya lapa olur ya kuru olur o zaman. Aç basın. Yine söyleyecek bir laf buldu. Aa. Kızlar şeyleri kavuruyorum. Şu pirincimi sıcak suda beklettim. Üzerinde bir iki damla limon sıktım. O şekilde beklettim. Bir 15 dakika kadar o parlamasını sağlıyor. Ve mutlaka şey yapıyorum. Mesela 1.5'a 3. 1.5 pirinç aldıysam 3 bardak su koyuyorum. 2 kat olmaz. 2-3 yapman lazım. 2-3 işte 1.5'sa 3. Yani pirinç 1.5'sa 3 bardak su koyuyorum. Ona 2 kat olmuş oluyor. 2 kat olmuyor. 1.5, 3. Ya yürütün. Sen iki katı tam oluyor işte. Benim tam oluyor ama. Ulaşı çıkmıyorsunuz değil mi oğlum ya? Ya Tayyar Bey, benim tam oluyor ama 1.5-3 bardak koyacağım tabii. Bak. Aaa. 2-3 koyuyorsan eğer. 1.5'a da yaklaşık olarak. 4 bardak mı koyuyorsun? Evet. Ya tamam, öyle koyayım. Ya işte. Öyle bir şey koyman lazım. Aşk olsun Tayyar Bey. Kızarttın beni yüzümüzü. Bardak pirinç koyuyorsun. Evet arkadaşlar. Uzman akademisyen çocuk hemşiresinden matematik dersleri alıyorum. Evet arkadaşlar, hazırlıklarımız devam ediyor. Lina Hanım'a köfte pişiyor. Biz de tavuk. Hep pilav. Öyle zaten, hep öyle. Çocuklara et, organik yumurta. Biz de? Yok, bu kadar. Biz de yok. Ah lan ah. Hey şan ordu, hey şanlı asker. Hey şan ordu, hey şanlı asker. Ordumuz olsun daim muzaffer. Evet. Hey şanlı ordu. Pilavım hazır. Bu böyle pişsin. Çayımızı da zaten koydu Tayyar Bey. Evet arkadaşlar, köri sosunu şu an 2 çay kaşığı kadar atıyorum. Öyle mi atıyorsun Tayyar Bey?
direkt içine mi atılıyor? Yok, havaya atılıyor o zaman. Havanın düşmesi bekliyor. Tamam, sulandırıyorsun galiba. Ah ulan ya. Ulan. Nasıl bir haber ya? Yalnız gerçekten sesi güldüm. Hayal bir aşk olsam. Ah ulan ah. Dedim ki ben amaçım olurum ama. Ya ben amaçım çok olurdu, ben merak ediyorum ya. Bir biliyorsun aşk olsun aşk olsun. Allah aşkına ya. Salatamızı yapacağız. Ve lavaşa saracağız. Pilavımız da var. Pilavımız da var. Evet arkadaşlar, kremamızı şöyle dökelim, bir bakalım miktarına. Tavuk çünkü oldukça fazlaydı. Bir pakete ihtiyaç var mı? Evet, var. Kremamız zaten bir paket krema gitti. Kremamızı karıştırdıktan sonra... Böyle tut canım. Sadece buralar bir sefer görmesin. Evet arkadaşlar, şimdi tavuğumuz oldu. Şöyle göstereyim. Bunu lavaşlara koyacağım. O şekilde servis yapacağım. Pilavım da var. İsteyen pilavın yanında da alabilir tavuğu. Ama ben lavaşta daha çok seviyorum. Şöyle yanına herhangi bir şey koymayacağım. Zaten salatam olduğu için isteyen lavaşını açıp içine salata da koyabilir arkadaşlar. Ben böyle sade, en basit şekilde şimdi bunları koyacağım. Çok fazla sarmayacağım. İsteyen belki Tayyar Bey şey yanına yapmak ister diye. Şöyle çıkarmayayım şurayı, biraz yayayım. Şöyle sarmış olayım. Evet. Şöyle. Böyle göstereyim. Şunları da daha önce sarmıştım. 3 tane sarsam şu anda yeterli. Bunlar çok güzel oldu. Pilavımı da soframı kuracağım. Şimdi sofraya geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle soframızın son halini sizinle paylaşalım. İftarını bekliyoruz o zaman. Güzel sofra için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tayyar Bey, senin sayende oldu. Sağlık gerçekten. Şöyle bak şeyleri, şöyle tavuk. Koydum tavukları. Lavaşa koydum. Neymiş? Kür sosumuz nerede? Kür sosumuz. Şey koydum, şöyle lavaşlara sardım Tayyar Bey. Nasıl ya? Tayyar Bey şu anda açlıktan her şeye saldıracak durumda galiba. Evet, ben bekleyeyim. Okumarız zaten, hemen saldıracağım. Hemen bir YouTube videomuzu kapatalım. Aa, Lina da geldi. Lina sen de açıldın mı? Çikolatalar nerede? Çikolatalar köfteni yedirdi mi? Hemşireler günü hediyem de arkada arkadaşlar. Evet. Bugünlük bir videonun... Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet. Kızım Alka, Pakistan yapına. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz de şimdi ezan okunacak, iftarımızı açacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.